Türkiye ile güvenli bölge çalışması yapan, terör örgütü PKK-YPG ağır silah sevkiyatını sürdüren ABD'den yeni bir hamle geldi. Suriye'deki askeri varlığını artıran ABD, Mardin'in Nusaybin ilçesinin karşısında yer alan Kamışlı kentinde yeni bir askeri hava üssü kuruyor. Kent merkezinin 20 kilometre güneyinde kurulacak hava üssünün ay sonuna kadar tamamlanması planlanıyor. Suriye'nin kuzeyinde 28 askeri üssü bulunan ABD'nin 6 kilometrelik alan üzerine inşa edilecek üssünün ABD ve İngiliz askerleri tarafından ortaklaşa kullanılacağı belirtiliyor. ABD'nin Suriye'deki faaliyetlerini değerlendiren Rusya Savunma Bakanlığı Ulusal Kontrol Merkezi Başkanı Mihail Mizintsev, ABD, Suriye'deki yasa dışı varlığını haklı göstermek ve jeopolitik arzularını tatmin etmek için Suriye'deki gerginlik bölgelerine ihtiyaç duyuyor. ABD'nin olduğu her yerde yıkım, kıtlık, çeşitli hastalıkların olduğunu görebiliyoruz, dedi. Öte yandan ABD'nin Suriye'deki yasa dışı varlığı Ankara'da yapılan üçlü zirvenin de gündemindeydi. Rusya ve İran liderleri ABD'yi eleştirdi. Şimdi ABD güçlerinin Suriye'de bulunması, onlar zaten gayrimeşru bir şekilde, illegal bir şekilde orada bulunuyorlar. Herkes bunu biliyor. Suriye'de yasal devletin davet olmadan orada bulunmasına karşıyız ki bunların başına Amerika gelmektedir. Amerika bu süre zarfında ya teröristleri desteklemiştir ya da yersiz müdahalelerde bulunmuştur Suriye'de. Ankara'daki zirveden sonra liderlerden Suriye devletine de destek açıklamaları geldi. Terör tehdidi yok etmek için Suriye ordusuna kısıtlı harekatlarda destek vereceğiz. Zira biz hiçbir zaman, bizim mutabakatlarımız terör örgütleri kapsamamaktadır. Rusya Devlet Başkanı Putin İdlib'de Suriye ordusuna destek vermeye devam edeceklerini söylerken, İran Cumhurbaşkanı Ruhani de Suriye devlet yönetimini değiştirme amacı güdenler yenilmiştir açıklamasında bulundu. Suriye krizinin üzerinden 9 yıl gibi uzun bir zaman geçerken bazılarının peşinde olduğu yönetimi değiştirme yaklaşımlarını, bu süreçte elde edilen tecrübeler ışığında artık geçerliliğini yitirdiğine inanıyorum. Suriye gündeminin en kritik noktasından biri de İdlib. Bölgeden Türkiye'ye yeni bir göç dalgası olabileceği yönünde açıklamalar ardı ardına gelirken Rus basını önemli bir iddia ortaya attı. Rusya'nın resmi yayın organı Rossiyskaya Gazeta, ABD'nin İdlib'ten askeri danışmanlarını, istihbarat üyelerini ve kendi kontrolündeki militanları tahliye etmeye başladığını yazdı. Gazeteye göre Irak ve Ürdün'deki teröristler de terör saldırıları düzenlemek amacıyla Suriye'nin güneyine geçiş yapabilir.